Son bölüme devam ediyoruz. Masa notlarımızda petrol piyasalar var. O zaman hemen buradan Kudret Ayyıldır'a gidelim. GCM Menkul Değerler'in araştırma müdür yardımcısı olacak karşımızda. Kudret Ayyıldır, hoş geldin öncelikle yayınımıza. Hoş bulduk Murat. Şimdi petrol gündemde. Bunu sana soracağım. Umut Tuncer'le dün konuştuk. Bugün Umut Tuncer'i yerine seni aldık. O yüzden mutlaka petrol piyasasıyla ilgili notlarınız vardır. Senden de bir değerlendirme rica edelim. Mayıs vade eksi de, Haziran vade bir eksi de, bir artı da. Ama Haziran'dan sonra o Temmuz'dan Eylül'e kadar olan kontratlarda, CME'de biraz daha artıları görüyoruz. Önce şu vadeli piyasaların işleyişini Kudret, senden bir dinlemek isterim. İzleyeceğimize bir anlat lütfen. Hani bu son Mayıs vadenin son işlem günündeyiz. Birazdan kapanacak. 186 bin kontrat işlem geçmiş CME raporuna göre. Şu anda 800 bin kontrat var Haziran'da. Yani Haziran daha aktif bir vadeden bahsediyoruz. Ne dersin? Şimdi tabii ki ham petrol, yani petrol dinamikleri bir vadeli ürün, spot ürün değil. Vadeli olduğu için de belirli zamanlarda yeni vadeye geçmek durumunda kalıyor. Biz de dün petrol fiyatlarında çok önemli değişimler izledik. Yani tarihinde ilk defa negatif bir görüntü olduğunu gördük. Tabii ki bu Mayıs kontratından Haziran kontratına o geçiş sürecinde özellikle fiziki anlamda bu süreci tamamlamak isteyenler, elindeki fiziki petrolü satmak isteyenler karşı tarafta bu petrolünü alıcı bulamadığı için, daha doğrusu depolama stoklarının full olduğundan kaynaklı ister istemez burada çok ciddi problemler yaşadı. Tabii burada rafineri olsun, işte havayolu şirketleri olsun, enerji şirketleri olsun, bu şirketlerin özellikle depolama alanlarının full olması, çünkü koronavirüs süreciyle özellikle talep belli bir ölçüde devam ediyor. Üretim miktarlarında belirli bir kısıntı olmuş olsa da ister istemez sürekli bir o arz bolluğunun olduğunu da unutmamak gerekiyor. İster istemez de bu stokların artmasına, depolama süreçlerinde full olmasına imkan tanıyor. İşte bu da özellikle dün eksi 37.63 olması gerekiyor kapanış fiyatıyla petrolle tarihi bir negatif sürecin oluşmasına imkan tanıyor. Tabii bugün kapanıyor. Bir doların üzerinde bir seyir söz konusuydu. İşte Haziran vade geçtikten sonra, tabii Haziran vade bu fiyatlar görülmüyor ama ister istemez bundan sonraki süreçte o Haziran vade ve yeni vadeye ilişkin bazı fiyatlama reaksiyonları da ya da işlem stratejileri de değişecektir. Evet, Haziran vadede eksi, ılımlı eksi de 0.29 kadar başladı diyelim yeni güne. Şimdi tabii Kudret, bunun bizim piyasaya olan etkisini de biraz daha konuşmakta fayda var. Genel olarak endeksle ilgili görüntüyü nasıl buluyorsun? Borsa İstanbul'la ilgili şu an 97.952 puandayız, %1 kadar eksi. Tüm dünya borsalarında negatifi gördük ki Amerikan borsalarında %1 iken şu anda %3.7 ile Hindistan Sensex en fazla negatif ayrışan borsa. Ne dersin borsa endeksimizle ilgili? Evet, bugün baktığımız zaman vadelilerde de her yer kıpkırmızı ve biz de ister istemez buradan etkilenebiliyoruz. Bizim araştırma olarak özellikle 200 haftalık basit hareketli ortalama şu anda 97.570 seviyesinden geçiyor Borsa İstanbul 100 endeksi için. Bu bölgenin üzerinde kalıcı bir reaksiyon oluşturup oluşturmayacağı çok önemli. Neden? Çünkü genel itibariyle bu ortalama tarihsel anlamda baktığımız zaman belirli bir ortalamanın altında hareketler olsa da tekrar bir toparlanma eğilimi oluşturabiliyordu ama bizim diğerlerinden ayrışabilecek hikayeye sahip olmamız lazım ki Borsa İstanbul tarafında çok daha yukarı yönlü reaksiyonlar, en azından psikolojik 100 binin üzerinde bir hareket görebilelim. Ama henüz bu kalıcılığı görebilmiş değiliz. Dışarıda da özellikle bu negatif seyir devam ettiği müddetçe ister istemez biz de bunlardan ayrılacak bir hikaye yazamadığımız müddetçe de onlara paralel bir uyum sağlayabileceğimizi, bu sebeple de biraz daha bu ortalamanın altında negatif bir eğilimin olabilme potansiyelini gündemde olduğunu söyleyebiliriz sevgili Murat. Kudret, özellikle izleyicilerimizde altın tarafında yukarı beklentisi var. Hani böyle tribünler olur ya futbolda gol diye bağırır. Onlarda da böyle altında inanılmaz böyle 1730'un 50'nin üzerinde bir yeni rekor bekleyenleri görüyoruz. Sloganlar eşliğinde YouTube'a yazıyorlar sağ olsunlar. Ama şimdi dünyada artık o kadar çok parametre değişti ki az önce Arzu Toktay Hanım hanımefendi dedi ki 100 doların olduğu dönemde petrol fiyatlarında dünyada navlun, işte konşimento fiyatları yüksekti, dünyada işler yolunda gidiyordu, ticaret vardı, iş yapabiliyordu özetle dünya dedi. Bu yüzden hani burada petrol fiyatlarının yükselmesi
bir güvenli barometre gibi duruyordu. Şu anda da risk iştahında çok ciddi bir düşüş var ama altın fiyatları gitmiyor. Çünkü bir nakde dönme çabası yine olduğunu gördük. Yine de her şeye rağmen izleyicilerimize katılır mısın? Ons altına bir rekor gelir mi Kudret Ayıldır'a göre? Tabii kısa vadede bir rekor gelmesini beklememek lazım. Çünkü ezberlerin bozulduğu bir dönemden geçiyoruz. Tabii ki bazı korelasyonları konuşabiliyoruz. İşte ABD 10 yıllık tahvil faiz oranı ya da fiyatı ile altın ilişkisi. Bazen işte dolar altını konuşabiliyoruz. Burada yanılabiliyor yatırımcılar çoğu zaman da. Çünkü bozulan bir korelasyon oluyor. Bazen S&P 500 işte altın korelasyonlarından bahsediyoruz. Bazen bu korelasyonlar başarılı bir şekilde çalışabiliyor. Bazen işte ezberlerin bozulduğu dönemlerde piyasa hassasiyeti koşuluyla değişebiliyor. Ben kısa vadeli olarak baktığımda yeni bir rekor beklemiyorum ama yukarı yönlü hareketlerin de devam edebilme ihtimalinin gündemde olduğunu düşünüyorum. Baz almış olduğumuz referans bölgemiz 1684'tü. Bu seviyenin altında günlük kapanış göremiyoruz. Göremediğimiz için de ister istemez ons altın tarafında biraz daha yukarı yönlü reaksiyonlar oluşma ihtimali var. 1707'yi kısa vadeli dikkate almakta fayda görüyorum sevgili Murat. Çünkü 1707'yi aşarsa ons altında tekrardan 1747 zirvesini hatta 1756 teorik bölgemize ulaşabilme ihtimalini konuşabiliriz. Ama şu an için yukarıda 1707, aşağıda 1684, bu iki aralıkta verilecek reaksiyona bakmak lazım. Günlük kapanışa odaklanmak gerekir bu süreçte çünkü daha kısa vadeli hareketler yatırımcıyı ters pozisyonda bırakabilir. Hareketler birazcık daha netleşmesi gerekiyor. Çünkü eğer su bulanıksa yönü göremeyiz. Yönü göremediğimiz için de doğru adımlar atamayız. Biraz daha suyun berraklaşmasını görmek gerekiyor. Evet, işte o gri alanda, arafta ya da bulanık sularda sizlere o yüzden bağlanıyoruz ki izleyicilerimizi bilgilendirin diye. Sağ ol, sen de her zaman bize destek oluyorsun Kudret. Şimdi gram altın dün 370 TL'lere kadar gelmişti. Özellikle bu swap hattı kullanma meselesi çok gündemdeydi. Hafta sonu Sayın Uysal bu yönde bir beyanatı olunca yapabiliriz, bu hattı kullanabiliriz şeklinde bir beyanı olunca dolarda 6.85'leri gördük. Burada da tabii gram altı 370 liraya kadar geldi. Sence al verdi mi? Ve şu an 379 lirada. Dün hatırlıyorum bir izleyicimiz diyor ki 385'ten maliyetlendim. Ne dersin? Şimdi burada swaplarla alakalı haber akışları biraz daha netlik kazanabiliyor olsaydı dolar Türk lirasını 6.96'da baskılayan bir görüntü, hatta kısa vadeli 6.96-6.89 bandını da aşağı yönlü kırabilecek bir potansiyel izlenebilirdi ama bu konuyla alakalı haber akışları, evet haberler var ama sonuca gidecek noktada resmi anlamda bir anlaşma, şu yolu tercih ettik, şu şekilde olduk gibi bir dizayn oluşmadığı için de ister istemez fiyatlama reaksiyonunda yeterli bir görüntü izlenemiyor. Dolar Türk Lirası da nitekim bugün baktığımız zaman 6.96'nın üzerine çıkmış durumda ki gram altın yatırımcılarının da dolar Türk lirasının şu anki seyrini takip etmesi gerekiyor. Ons altın tarafında 1684 üzerinde bir hareket var ama 1707'yi henüz aşamadığını söylemiştik. Aşarsa yukarı yönlü reaksiyonlarına devam edebilir. Dolar Türk lirası da 6.96'nın üzerinde eğer kalıcı bir hareket oluşturabilirse 7 ve 7.03 gibi rakamlara ulaşabileceği gibi gram altında ister istemez bu korelasyondan yukarı yönlü reaksiyonlarına devam edecektir. Unutmayalım, dolar Türk lirası ile ons altını çarpıp 31.10'a böldüğümüz zaman gram altının formülizasyonunu elde etmiş oluyoruz. Bu sebeple de bu iki varlıktaki değerlendirmeler önemli. TCMB dolayısıyla da dolar Türk lirası biraz daha hassas. Şu an için 6.96'nın üzerinde kalıp kalmama konusunu takip etmekte fayda var. Gram altın yatırımcıları da özellikle bu yakın bölgelerde alıma dahil olanlar için de çok önemli bir süreçten geçtiğimizi söyleyebilirim. Kudret, genelde ekranda çok fazla gümüş konuşamıyoruz. Normalde süremizin senle olan bölümünün sonuna geldik ama bir gümüş rica edelim. İzleyicilerimiz de çok soruyor. Sen de hep konuşmak istersin biliyorum. 15 dolar 25 sent ons bazında. Hem altın gümüş rasyosu şu anda hangisini al veriyor hem de önümüzdeki dönemde gümüşte böyle bir pozitif paylaşma bekler misin emtia cephesinde? Şimdi gümüşte özellikle geçtiğimiz ayki o sert düşüşlerden sonra önemli bir toparlanma var ve bu toparlanma
13.95 yani 14 dolar üzerine çıktıktan sonra hareket alanını güçlendirdi. Bu sebeple de gümüş tarafında yeni dönemde yukarı yönlü reaksiyonların devam edebilmesi, kabataslak 15.80 ve geçilmesi durumunda 16.45'lere kadar yeni bir alanın olduğunu söyleyebilirim. Tabii burada altın gümüş rasyonun yukarı yönlü çıkması altının daha popüler, rasyonun aşağı yönlü hareket etmesi gümüşün daha popüler olmasına imkan tanıyor. Ama altın mı, gümüş mü diye soracak olursan ben altının daha popüler olabileceği bir dönemde olduğunu söyleyebilirim. Ancak şunu da unutmamak lazım. Özellikle makro dinamiklerde altın fiyatının yükselme eğilimi desteklenebilirken ister istemez piyasa hassasiyeti fiyatlama reaksiyonlarını biraz daha sakin, kademeli bir şekilde devamını sürdürüyor. Bu yatırımcıların istediği ya da sevdiği bir durum değil ama yine de kademeli bir şekilde yukarı yönlü hareketlerine devam eden bir gümüş var. 13.95 üzerine kaldığı müddetçe de yukarı yönlü hareketlerini 16.45'lere taşıyabilme potansiyeli var sevgili Murat. Evet, o zaman Kudeta Yıldır sana çok teşekkür ederiz. Bu Ben yayını teşekkür ederim. muhtemelen Kudeta Yıldır'ın YouTube hesabına da yüklemiş olacak Kudeta Yıldır. O zaman Kudet'in YouTube hesabındaki takipçilerine de abone olmayı unutmayın diyelim Kudret adına. Belki o videolarda atlıyordur. Onu da bu yayında oradan izleyebilirsiniz efendim.